Evet. Başımıza geliyor. O yüzden bir şey isteyemiyorum ama hani hadis-i şerifleri de biliyorum. Dua İstek. etmeyi Dua ibadetlerin en önemlisidir. Her şeyin hayırlısının geleceğini başına bildiğin halde sen Kur'an-ı Kerim'de gayret et emrimini aldığımız için bana hayırlısını nasip et diye dua edebilirsin. Neden? Biliyorsun ki Allah zaten nasip edecek. Ama ben de gayret edeyim ki, değil mi? Gayretimi görsün Allah. Ya Mevlana diyor ki ben ellerimi açıyorum. Vallahi avamı kandırmak için diyor. Aslında sen bana şah damarımdan daha yakınsın, her an irtibattayım diyor. Ama emrin var, onun için açıyorum, dua ediyorum. Neden? Bir hareket yapıyorum. Peygamber Efendimiz bir gün yüzüğünü çeviriyorlarmış şöyle. Ayet inmiş. Ben seni boş vakit geçiresin diye yaratmadım ya Muhammed. Her an bir hareket bekliyor Allah bizden. Bir de bu duanın şöyle bir şeysi var. Duada sen biliyorsun ki Allah sana her istediği zaten en hayırlıyı verecek. Ama duada şöyle bir şey var. Ya Rabbi ben acizim, sen vericisin. Acizimi anlatmak için sana dua ediyorum. Allah bunu çok seviyor. Şimdi şuradan sana söyleyeyim. Dün de konuştuk bu konuyu hatta sohbette. Hazreti Şems vakalatta anlatıyor. Öbür aleme gittim diyor. Melaike'ye dedim ki diyor, çabuk kapıyı açın, Allah'a onda olmayan bir şey getirdim dedi. Ya şeyh demişler, biraz sinirlisindir, hani celallisindir, asabisindir ama sen bizden iyi bilirsin ki melekler onda olmayan bir şey yok. Bendeki onda yok demiş. Neymiş onda olmayan demiş. Ben istek, niyaz ve eksiklikle geldim. O da cevap veren, arzularıma cevap veren, her şeyin hakikati. Dolayısıyla ben isteğimle onun cevabını çekeceğim. Ben niyazla geldim, ona zehli diyor. Onun için istemek çok güzel bir şey. Ama isterken boş bir şey istemeyelim. Yani kilo alayım, yok kilo vereyim, yok efendim en üstün ben olayım. Kardeşimin çok güzel bir şiiri var. Harikulade şöyle anlatıyor. Diyor ki, en güzel ev senin, en güzel çocuk senin, en güzel aile senin, en güzel iş senin ama gene de sen en mutsuz, en huzursuz yolcu nereye gidiyorsun diyor. Demek ki isteği boş yere harcamamak lazım. İsteği hakkımda hayırlı olanı nasip et, aşkını arttır diyebilirsin. O da biraz riskli ama biraz acıya alışman lazım. Aşk acı getirir. Ama ilmimi arttır diyebilirsin, hizmetimi arttır diyebilirsin. Ya Rabbi, ömrümü bereketli kıl diyebilirsin. Ömrümüz son gününe kadar bellidir, anına kadar ama bereketli kılmak bizim hizmetlerimizle ancak söz konusu olur.